İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. Mersin'deki anne dayağını inceleme. Mersin'de bir annenin çocuğunu darp ettiğine dair görüntülerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Mersin'de yaşandı ileri sürülen bir annenin çocuğunu darp ettiğine dair görüntülerin önce sosyal medyada ardından da haber sitelerinde yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Kurum tarafından başlatılan incelemede görüntülerin nerede çekildiğini tespit edilmesi ve kadınla çocuğun bulunması amacıyla iki uzman görevlendirildi. İşsiz üniversitelere destek verilecek. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Avrupa Birliği'nin 266 bin avro hibe desteği verdiği projeyle lojistik eğitimi almış ve Mersin'de yaşayan işsiz 120 üniversite mezunu gence eğitim vererek bu alanda istihdam edilmelerine katkı sağlayacak. Hakimiyet Gazetesi. Suriyeliler ihbar ediliyor. Anamur ilçesine çalışmak için gelen Suriyeli 30 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suriyelilerin Şanlıurfa'daki kampa gönderileceği belirtilirken Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, devletin kampları varken turizm sezonu öncesi ilçemize gelmelerine izin vermeyeceğiz dedi. Polisin yaptığı operasyonun ardından çeşitli mahallelerde Suriyeli bulunduğuna dair ihbar telefonlarının geldiği bildirildi. Dostluğun simgesi Ertuğrul, Mersin Deniz Ticaret Odası'nın katkılarıyla 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleşen Ertuğrul Fırkateyni projesi sonucunda Mersin'e daimi Ertuğrul Fırkateyni sergisi açılıyor. Mersin Gazetesi. İki kişinin organları 7 kişiye hayat verdi. Mersin'de geçirdikleri kaza sonucunda beyin ölümleri gerçekleşen iki kişinin organları Mersin, Adana ve Gaziantep'te organ bekleyen 7 kişiye hayat verdi. 14. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları başlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları 20 Nisan 2016 Çarşamba günü başlıyor. Etkinliklere 20'nin üzerinde Türk devlet ve topluluklarından şair, aşık ve onur konukları katılacak. 4 gün sürecek şiir akşamlarının ilk programının Tarsus'ta yapılacağını belirten Belediye Başkanı Şevketcan, Türk dünyasını Tarsus'ta ağırlamaktan dolayı onur duyacaklarını belirtti. Güney Gazetesi. Ankara, Mersin arasında nükleer gerilim. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi santral sahasında 79 hektar alan üzerinde kalker ocağı işletmek için izin başvurusunda bulundu. Üzüm hasadı başladı. Silifke ilçesinde hasadı yapılan cinci üzümün kilosu 15 liradan satıldı. Silifke ilçesinde örtü altında üretilen ve hasadı yapılan üzümün kilosu 15 liradan alıcı buldu. Yeni Güney Gazetesi. KOSGEB hibe destekleri tabana yayılmalı. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, KOSGEB tarafından imalat sanayi için hazırlanan KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yıllık net hasılatı 200-300 bin lira olan işletmelere 200 bin lira ile 300 bin lira arasında hibe desteği verileceğini söyledi. Saha savaş alanına döndü. Erdemli ilçesinde oynanan bölgesel amatörlük 5. Grup Erdemli Belediyespor Akşehir Spor maçında olaylar çıktı. Polis havaya ateş ederek olayları önlemeye çalıştı.